Çocuğum yolda yürürken bile önümü görebilmek için gözlerimi böyle açmak zorunda kalıyorum. Yolda görenler, Şakire teyze ne oldu, kötü bir şey mi var, niye böyle şaşkın bakıyorsun diye sorup duruyorlar. Ben de o zaman şaşırıyorum tabii. Tabii göz kapağı düşüklüğünüzden dolayı görmekte zorlanıyorsunuz. Siz de refleks olarak kaşlarınızı kaldırıyorsunuz. Değil mi Emir? Evet. Biz buna tıpta klasik pitosis diyoruz. Üst göz kapağınızdaki fazla cilt ve yağları alıp bu işi çözeceğiz. Ama hiç merak etmeyin, çok basit bir işlem. 1-1,5 saate kadar sürer. Ondan sonra da 3-4 günde iyileşirsiniz, toparlanırsınız hemen. Deme, o kadar kolay demek ki. Çok sevindim. Sağ olun evladım, sağ olun. Ne demek, ne demek, rica ederiz. Bu arada sen ne kadar güzelsin böyle. Maşallah. Benim bir yeğenim var senin yaşlarında. Bankada çalışıyor o da. Çok yakışıklı ama. Boylu poslu, aslan gibi. Bir de huyu güzel. Telefonunu vereyim mi sana? Ha? Yazayım mı? Arada bir görüşün onunla. Doktor hanımın görüştüğü birisi var zaten Şakire teyzeciğim. Kendisi bir sır gibi saklasa da, kimseye söylemese de var. Emir Bey sizin hastalığınız bekliyordu. Gidin bakın isterseniz siz. Ne diyorsun sen kızım? Hiç öyle şey olur mu? Devir çok kötü. Yani bu zamanda ne yediği belirsiz insanlar ortalıkta dolaşıp duruyor. Hiç kimseyi tanıştırmadan, araştırmadan olmaz ki böyle bir şey. Evet, evet araştırmak lazım, bilmek lazım değil mi? Şakir'e teyze, bilmek lazım. Biz kızımızı kime emanet ediyoruz? Bilmek lazım. Ne emaneti pardon? Eşya mıyım ben? Kadınların illa bir erkeğe ihtiyaç mı duyması gerekiyor? Ben kendi kendime sahip çıkamaz mıyım? Kızım, ben sana feminist olma demiyorum. O tabii, elbette. Ama kimseyle tanıştırmadan da olmaz ki. Ne iş yapıyormuş? Evet, ne iş yapıyor mesela? Ne iş yapıyor? Bizim sektörde mi? Utanma kızım, utanma. Bak, benim polis damadım var. Çaktırmadan araştırtırız. Ay yok, yok Şakire teyzeciğim. Hiç gerek yok. Çok sağ ol. Araştırtalım. Araştırtalım. Araştırmak lazım. Doğru. Bilmek lazım. Şakire teyzeciğim, seni tanıdığıma memnun oldum. Sağ ol evladım. Sen benim bankacıyı bir düşün. Hocam, şimdi geldim. Çiçekçiden ama çok ilginç bir bilgi öğrendim. Çiçek bizim klinikten gönderilmiş. Bizim klinikten mi yollanmış? Evet, yani bir kadın aramış, asistan buradan. Ama düşünüyorum şimdi bizim doktorlarımızın çoğunun asistanı var yani. Kim olabilir ki bu? Kim yani? Bana bak, bu Mete Efsun'a aşık olabilir mi? Ay yok hocam, o uzun zamandır Şirin'e aşık. Şirin'e mi aşık? Evet. Mete. Yaşar? Yok hocam, o da Binnur'a. Bayağıdır. Binnur'a, Yaşar. Benim bu klinikte olan hiçbir şeyden neden haberim yok? Hocam siz de uzun zamandır Efsun Hanım'da haşır neşir. Yani Efsun Hanım geldiğinden beri şirket huzur kalmadı o manada. Neyse biz işimize dönelim. Taner abi yok. Taner abi zaten olamaz. Yani şöyle hocam. Dışarıdan ameliyata gelen doktorlarımız var. Özel erkek hastalar var. Erkek hastalar nasıl gönderebilir ki Efsun'a Çiçek? Bizim VIP hastalarımıza böyle bir hizmetimiz var. Sen Efsun'un sevgilisi VIP bir hastamız mı diyorsun yani? Yani hocam şimdi düşünüyorum. Baktığınızda Efsun çok güzel bir kadın. Onu burada görüp de beğenmeyecek bir erkek yok bence. Yani. Sen bu adamın kim olduğunu bul bana yeter. Çok teşekkür ederim hocam. Bir daha ne zaman gelirim? Asistanım size haber verecek. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Teşekkürler. İyi günler. Senin güzelliğinin yanında eminim sönük kalmışlardır.
gününün bu çiçekler kadar güzel geçmesini dilerim. Emir, burada mısın sen? Ben de seni arıyorum. Ha evet ya, bu kalemimi kaybetmişim de. Öyle Mefsun'da mı kaldı acaba? Ay bunlar ne kadar güzel çiçeklermiş ya böyle. Bayağı da iyi kokuyorlar. E sen öğrenebildin mi Efsun'un sevgilisini? Yani kim olduğunu bilmiyorum ama... Efsun'u çok yakından tanıyan biri olduğu kesin. Baksana çiçeğe, karışık kebap gibi. E ne güzel işte, demek ki bayağı ciddi bir durum. Umarım herkes bir gün bulur aşkı. Umarım. Neyse hadi. Ya biz de bir çay içelim seninle. Ya benim bekleyen bir hastam var. Başka zaman içelim, olur mu? Olur. Ben şimdi yalnız içeyim o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Öğrendim bak. Siz şu Amerika'dan gelenler ne diyor? Game changer bir bilgi. Ne? Ay, Sevda hastalığı konusunda yalan söylüyormuş. Ne? Ölmeyecekmiş. Sen nereden öğrendin? Şimdi kızma. Kızma, önce bir dinle beni, ondan sonra kızarsın. Ne? Söyle. Serpil Hanım'la küçük ufacık bir gizli ittifak kurmuş olabilirim. Emir'in annesi Serpil Hanım. Ta kendisi. Neden Binnur? He? Neden böyle bir şey yaptın sen? Ya kızım, gönlüm el vermedi olan bitene. Kadın Sevda'nın yalan söylediği konusunda çok net emin. Ya Serpil Hanım nereden bilsin kadının hastalığını? Ya işte geçmişte Emir'le de böyle yalanlarla evlenmiş diyor Serpil Hanım. Ya bu kadın dünyası yalan diyor. Yani söylemiyordur ya yalan falan. Bu hastalığın şakası mı olur Binnur? Kadın karşımda iki büklüm oldu, mahvoldu, yerlere düştü. Ben kaldırdım. Vallahi ben Serpil Hanım'ın açıklamaları konusunda ikna oldum şahsen. Ama tabii senin söylediklerini düşününce de şimdi... Ya size de haksızlık değil mi? Seviyorsunuz işte birbirinizi. Emir de seni gözlüyor, konuşmak istiyor seninle. Sen köşe bucak kaçıyorsun. Ay artık sevenler bir kavuşsun ya. Merhaba. O zaman ben gideyim Esin Hanım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ha Binnur. Buyurun. Müsait olduğunda bana bir uğrar mısın? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii ki uğrarım Emir Bey. Uğramaz mıyım? Tabii ki. Hoşçakalın. See you. Ben de tadilata bakacaktım. Oraya gideyim. Niye kaçıyorsun benden? Senden niye kaçayım Emir? Benden bir şey gizlediğini biliyorum. Ama seni tahmin ettiğinden daha iyi tanıyorum. Mesela bir şeyi geçiştirmek istediğinde gözlerini kaçırıyorsun. Tedirgin olduğunda ellerinde oynuyorsun. Sıkıştığında dudaklarını ısırıyorsun. Ama neden bu haldesin bunu bilmiyorum. Ne varmış benim halimde Emir? Aa, benim halimde bir şey yok. Ne yaptın sen şimdi? Psikolojik tahlil mi yaptın bana? Yaşar'dan mı öğreniyorsun bunları? Lütfen pardon. Efsun. Ha, şey diyecektim. Yüzü kızaran kız vardı ya, ameliyatını yapacaktık. Yani beraber mi yapalım, sen tek mi yapmak istersin ya da başka biriyle mi? Onu bir konuşsaydık. Sen nasıl istersen öyle olsun. İster ikimiz, sen ve ben, istersen ayrı ayrı. Emir. Ha?
Her şey senin ağzından çıkacak. İki söze bağlı Efsun. Emir. Efsun. Emir ben. Sen. Ben. Ben bunu bir düşüneyim. Ben bunu bir düşüneyim. Sonrasını şey yaparız. Efsun. 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 Ne yapıyorsun? Efsun. Gel buraya. Niye kaçıyorsun benden? Kaçmıyorum ya. Yürüyüşe çıktım ben. Yürüyüşe çıktın. Ne yürüyüşü? Düşünmek için. Düşüneyim diye yani, yeşillik, botanik, bağ bahçe. Çok güzel, temiz hava. İnsanın beynine oksijen şey yapıyor. Ne diyorduk? Sen ve ben. İkimiz. Düşündün mü? Şimdi. Dinliyorum. Dinliyorum. Emir. Sen ve ben. Evet. Emir, Efsun. Emir, Efsun. Efmir. 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 Sevdin mi onu? Evet, tatlı. Şimdi biz ikimiz... Hocam. Ay, burada mısınız? Sizi arıyorum. Müsait miydiniz? Evet, çok. Gel. Söyle. Bir kozmetik firmasının lansmanına davetliyiz de davetiyelerinizi getirdim. Öyle, bunlar sizin. Buyurun. Evet, sabah görmüştüm bunu billboardlarda. Büyük bir şirket herhalde. Evet, öyle görünüyorlar. Adıdan Atısar ama yani ben pek bir bilgi bulamadım haklarını, ama biraz daha araştıracağım hocam. Evet, sen bir araştır bakalım. Belki sahibi tanıdıktır. Tamam. Bunu da 1000 lira tamam, verirsin. Tamamdır hocam. İletir o bana. O zaman görüşürüz. Madem davet edildik, hep birlikte gideriz herhalde ha? Sen de yine arkadaşın da gelirsin. Yoksa birlikte görünmekten hoşlanmıyor musunuz? Ben aslında... Ay, niye hoşlanmayalım görünmekten? Gizlimiz saklımız mı var bizim? Tabii, ben onunla geleceğim. Onunla geleceğim ben yarın. Son anda işim çıktı falan demez herhalde, değil mi? Yarın geldiğinde tanışırsınız Emir Bey. Merakla bekliyorum Efsun Hanım. Güzel aynaymış. Bu muydu göstereceğiniz şey? Evet Sevda. Ben geçenlerde bir guruyu dinliyordum. Adam ayna karşısında kendi kendine konuşmanın öneminden söz etti. Çok uzun bir süre, böyle belki 10 saat falan sürdü. Yalan söylediğiniz konularda ayna aracılığıyla kendinizle mutlaka yüzleşin diyor. Bu yüzleşmeyi mutlaka gerçekleştirin ki kendinizle yüzleştikten sonra da çevrenizle yüzleşin diyor. Peki senin de işine yarar diye düşündüm. Gerçekten çok iyi geliyor biliyor musun insana itiraf etmek? Böyle rahatlıyorsun yani. Bir dene istersen. Serpil Hanım. Eğer hala geçmişte evliliğimizi sizden gizlememizden, yurt dışına taşınma kararımızı gizlememizden bahsediyorsanız... onların hepsi Emir'in kararıydı. Ama tabii biz de çok gençtik, toyduk. Ama emin olun çok değiştik biz de. Yani yaptığımız hatalardan bir takım dersler çıkardık. Boşuna bahanelere sığınma, olur mu? Çünkü sebebi her ne olursa olsun yalan yalandır. Öyle değil mi? Evet öyle. Ben bu konuda size sonuna kadar katılıyorum. Ama rica edeceğim, siz de beni birazcık anlamaya çalışın. Mecbur kalmasam böyle bir şey yapmak istemezdim. Kusura bakma Sevda, ben böyle bir şey anlayamam. Çünkü bana göre yalan çok kötü bir şeydir. Nokta. Neyse, ben söyleyeceğimi söyledim. Artık sen kendini itiraf edersin. Ne yapıyorsun burada tek başına? Nerede herkes? Babam Sarp'la yalnız konuşmak istedi. Ben de buraya kaçtım. Ben gelebilir miyim peki? Tabii.
Çok güzel. Şehrin ışıklarına rağmen yıldızlar ne kadar güzel değil mi gece? Biz ne zaman böyle geceleri beraber otursak yıldızlar bize göz kırpıyor. Evet. Ah. Ne oldu? Ay, kıymık battı galiba. Dur, nerede? Şu. Burası mı? O değil, şu. Çok mu acıdı? Çok mu acıdı? Çok mu acıdı? Acıdı ama iyiyim. İyiyim. Ne kadar iyi bir cerrahsın Emir. Efsun. Niye benden kaçıyorsun? Ha? Efsun. Emir. Emir ben... Sen... Sen, ben. Ben orada içeride Serpil Hanım'dan hayat dersleri dinleyeyim. Siz burada keyif yapın. Ay. Of, çok güzel burası şu an. Emir'ciğim. Değil mi? Ben kalkayım bir içeriye bakayım. Dur, ben sana yardım edeyim. Teşekkür ederim. Konuşuruz o zaman. Konuşuruz. Emir, beni kaldırsana. Diyeceğim. Ben aslında eve gitsem iyi olacak galiba. Tamam, ben anahtarı vereyim sana. Ama şey, eğer seni de bozmayacaksa beraber gitsek olur mu? Normalden fazla döndü bugün başım çünkü güvenemiyorum kendime. Tamam. Hadi. HSMR sendromu diye bir şey. O ne? Ben daha önce hiç duymadım. Öyle nadir, bilmem kaç yüz bin kişide bir görülen bir şey. Tedavisi de yok. Çünkü sebebi her ne olursa olsun yalan yalandır. Öyle değil mi? Öyle. Benim görüştüğüm biri var. Günaydın Emir. Ay yok. Ay yok ya. Ay ne olacak ki zaten yani. Emir kliniğe birlikte gidelim mi? Hem yolda konuşuruz biraz.
öyleyim, ne oldu? Yok bir şey. Güzel bir kahvaltıcı öğrendim biliyor musun ve aşırı açım. Hadi gidelim. Emir vallahi çok acıktım, gel hadi. Efsun'a da haber verseydik. Sonra gideriz, onunla da benim onu bekleyecek vaktim yok. Ölüyorum açlıktan. Ölüyorum bak. Efsun. Espri yapıyorum. Aşağıda kapıda bekliyormuş. Emir. Gitti. Mesajımı görmedi herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.